Merhabalar. Bir medikal yol programıyla birlikteyiz değerli seyircilerim. Bugün de Birol Karakaya Bey ile birlikteyiz. Birol Bey İstanbul bölgesinde üroloji sektöründe, yani medikal sektörünün üroloji bölümü ağırlıklı olarak çalışmakta. Yaklaşık olarak hani 20 yıldır kendini hani bu işe adamış, bu işi iyi bilen, dürüst, sevilen bir arkadaşımız. Kendisine hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Ve Merhaba. kendisinden biraz kendisinden bahsetmesini istiyorum. Hani programın Merhaba. başlangıcı. Merhabalar. Birol Karakaya ben. 20 yıldır üroloji camiasında sarf malzemelerle ilgili danışmanlık yapıyorum. Daha önceki çalışmış olduğum firmada tüm Türkiye genelinde çalışıyordum. Artık son bir yıldır da İstanbul Marmara bölgesinde çalışıyorum. Üroloji grubu Ana konu ana üroloji. konum üroloji. 20 yıldır üroloji. Başka Evet. yani İnsanlar tabii üroloji deyince akla bir sürü şey geliyor işin aslında da. Yani üroloji deyince üreter, mesane, üreme organları, böbrek. Yani Anladım. Ya zaten belli belli bölgelerimiz. bölgeler. Asıl hani uğraştığınız şey üroloji olduğu için de üroloji sadece İstanbul için hani Sadece İstanbul için üroloji, kapalı, böbrek, taş, ameliyat, sarf malzemelerini, danışmanlığını yapıyorum. Anladım. Peki hangi tip malzemeler kullanıyorsunuz ya da nereden geliyor malzemeleriniz? Şu anda malzemelerimiz yurt dışı, Fransa'dan geliyor. Evet. Marka Söyleyebilirsiniz. Rokamet, Rokamet marka, evet. Fransa menşei. Onun danışmanlığını yapıyorum. Son Anladım. 8 ay oldu. 8 aydır. Anladım. Daha önceki çalıştığım firmadan da ayrıldığım için. Anladım. Şimdi Okey. İstanbul Yine aynı bölgesindeyim. sektör ama Yine aynı sonuçta değil mi? sektör, O evet. daha önceki Seviyorum üroloji. 20 yıldır firmada. Hayır, işte şimdi şöyle tabii sevmenin haricinde insanın tecrübesi olduğu bir şeyleri tecrübe. aktarmak istiyor. Evet. Şimdi yaşımız ilerliyor. Ben de mesela şu anda 40 küsur yaşındayım. Sen de 40 küsur yaşındasın Aynen. sanırım. Hani baktığında ben de mesela kendime bakıyorum. Şimdi diyorum ki bu yaştan sonra başka bir sektöre geçmek gerçekten insanlara zor geliyor. Çünkü sektörümüz gerçekten ağır. Hani farkındayız ikimiz de. Sen de biliyorsun ki. Hani çalışma koşullarımız hem ağır hem onun haricinde çalışmak gerçekten hani sıkıntılı olan işlerimiz var. Nedir? Ödemeyle ilgili sıkıntılarımız var. Hani bunlar aşmakta zorlanıyoruz. Hani malzeme satmayı geçtik. Bir de paramızı almakla ilgili sıkıntılarımız oluyor tabii ki. İstanbul ağırlıklı olarak çalıştığın için ben aslında hani bu programda İstanbul ağırlıklı olarak konuşalım istiyorum. Genel olarak değil de. İstanbul'da üroloji ile ilgili neler yapıyorsun? Yani İstanbul'da iki bölge var. Yani Avrupa ve Asya. İstanbul sonuçta 15-20 milyona yaklaşmış 20, evet. durumda. Hani baktığımızda. 200'e yakın Ciddi bir özel nüfus hastane var. var. 200 tane özel hastane Yani var. Hani yakın özel peki hastane bu var. özel hastanelerin hepsinde hani bu üroloji ile ilgili çalışma imkanın oluyor mu yoksa Hayır, hani hepsinde çalışamıyoruz. Şöyle, çünkü bu işlemi yapmak için, kapalı böbrek taşı ameliyatlarını yapmak için cihazlar, sistem gerekiyor. Her hastanede bu yok. Çoğu hastanede poliklinik yapılıyor sadece. anladım. Üroloji line'ında. Sistem dediğin hani şey Sistem daha işte, az girişimsel hani evet, olması için mi? girişimsel için gerekli olan görüntüleme merkezleri, lazer cihazları, flexible URSS cihazları, Bunları satıyor musunuz bunları doğru? satmıyoruz. Bu sistemin Anladım. olması gerekiyor. Bizim sarf Onları başka malzeme, firmalar satıyorlar başka anladığım firmalar kadarıyla. satıyor. Biz de daha sonra gidip ziyaretlerle, çalışmalarla sarf malzemelerimizi satıyoruz. Evet anladım. Yani Birol Bey şimdi mesela sabahleyin kalkıyor. Evet. Birol Bey sabah kalkıyor. Bir üroloji çalışanı. Yani üroloji medikal sektöründe çalışıyor. Sabah İstanbul'da kalkıyor. İşte elini yüzünü yıkıyor ve ondan sonra diyor ki ya Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyor Evet, diyelim. arabaya Yani binip ondan sonrası çıkıyoruz evet yola. nasıl oluyor? Vallahi önce bazen İstanbul trafiğinde geçiyor. Bir gününüzü anlatın yani bize Yani mesela. sabah kalkıyorum, karşıya geçiyorum. Ben karşıda oturuyorum Ümraniye'de. Bu sabah örnek vereyim. Karşıya geçtim. 2 saat falan sürdü köprü trafiği. 2 saat sürünce haliyle İstanbul bir şehirden bir evet, şehre ulaşmak gibi 2 saate. doktor ziyareti yapacaksam randevulu gitmeyi tercih ediyorum. Çünkü doktorumuz o anda ameliyatta oluyor, acil hasta gelmiş oluyor, poliklinik yapıyor. İşte yeni Yani başlayan da en büyük sorun da bu. evet, yani hekimi anında olduğu yerde bulamıyorsun. Yani 3'ten sonra, 4'ten sonra daha rahat oluyor. Ya da sabah 8 ile 9 arası vizitten sonra daha rahat oluyor hekimler. Randevulu çalışmayı tercih ediyorum. Anladım. Çünkü gidince elimin boş dönmesini istemiyorum. Tabii Çünkü sen belli bir zaman uzun harcıyorum. yıldır bu sektörde çalıştığın için Evet. hekimlerin çoğunu tanıyorsun Tanıyorum. zaten. Çoğunu, Telefonları var sende, hepsini, arıyorsun. evet, çoğunu Evet. tanıyorum. Telefondan Yeni ya da başlayan birisi için çok sıkıntı çok zor. tabii. Önce malzemeleri, işlemleri öğrenmek gerekiyor. Ben 20 yıl çalıştım ama bu zamana kolay gelmedim. İlk girdiğimde çok ameliyatlara girdim ben. Ya tabii öyle bir hikaye de var zaten. Yani adam gitmiş bir vida sıkmış işte demiş ki ne kadar işte şu kadar demiş. O da ya bu kadar olur mu falan. 20 yıllık birikimin 20 şeyi yıl. demiş Ben bir sadece. de Onun gibi. diyalizden geçtiğim için 2 yıl teknisyenlik yaptım. Evet. Ya bu sarf malzemeye geçmeden diyalizden
sarfa geçtim. Anladım. O yüzden anatomiyi iyi bilmek gerekiyor. İşte nerede ne kullanılıyor? O taşa hangi malzeme daha uygun? Onları iyi bilmek gerekiyor ve hala da ameliyatlara giriyorum yani hocalarımızla. Anladım yani. Bugün çıktınız, arabayla 2 saatte karşıya geçtiniz. Karşıya geçtim, hekim ziyareti yaptım. Örnek veriyorum, malzeme bırakıyoruz. Hekim ziyareti derken ne amaçlarla hani hekim ziyareti yapıyorsun, ne konuşuyorsunuz? Yeni bir ürün çıkıyor ya da örnek veriyorum, ürünün daha önce kullanmamış oluyor hekim. Tabii hekimlerin üzerindeki bilmek zorunda değil sonuçta ürünleri. Avantajlarını anlatıyorum, özelliklerini anlatıyorum, farklılıklarını anlatıyorum. İşte nasıl kullanılır? Kafasına yatarsa ya da kullanmış şey varsa kullanır. Ya da şöyle oluyor, işte bir tane kullanmak istiyorum şu ameliyatta diyor. Ben o ameliyata giriyorum. Anladım. Tabii ki ameliyata girme amacın sadece ürünü tanıtmak, ürünü göstermek, nasıl kullanılır sen bildiğin için. Evet, ürün tanıtmak. Hekimi rahatlatmak için giriyorsun aslında. Nerede ne kullanılır? Tabii biz hekim değiliz. Hekim tabii ki bizden daha iyi biliyor da. Benim ürünüm için. Yok, senin çalıştığın ürünü hekim senden daha iyi bilemez işin aslı. Çünkü sen o ürünün inciğini, cinciğini, her şeyini biliyorsun. Ürünün özelliklerini bilemez ama nerede ne kullanacağını hekim bilir. Tabii, nerede ne kullanacağını az çok tahmin eder. Bu işi görür der ama kullanır belki işi görmeyebilir. Taşın yapısına göre yönlendirir. Şu basket örnek veriyorum. O da tecrübeyle alakalı aslında hekimin. Tabii ki. 1.3 şapkalın olan basket değil de bana 1.9 ya da 1.7 basket örnek veriyorum. Kalix'te ise taş böbrekte buraya daha uygun. O basketle alır, onu orta kalix alırım, orada kırar, çıkarırım gibi. Anladım. Tabii bu işlemler için özel preparatlar gerekiyor. Tabii ki. Bu ürünler de özel herhalde yani. Bu ürünler şöyle, bu ürünleri kullanmak için flexible urese dediğimiz flexible retinoskop cihazla kullanılan ürünler. Görüntüleme sistemi falan olması gerekiyor. Tabii video kapalı, sistemi. Evet, yani, kapalı. Üreter taşı. Hastalarda genellikle üreter taşı oluyor. Yani bu idrar yolundan, retrograd diyorlar ona değil mi? Evet, tersten giriş. Evet, mesaneden direkt orifisten geçerek UP'ye kadar, böbreğe, pelvise kadar. UP dediğiniz aslında böbrekle üreter şeyinin tam arası, yukarısı, köşesi. UP, evet, başı. Böbrek şu şekilde cihazlar 270 derece sağlı sollu defleksiyon yapan, ucunda mikroskop görüntüleme alınan cihazlar. Anladım, ışık kaynağı var. Tabii tabii, görerek ekranda, skop altında, bazı işlemleri çoğu skop altında yapılıyor. Görerek hekim kendini yönlendiriyor. Peki siz de skopi almıyor musunuz? Skopi çekiyorsunuz. Kendimizi korunuyoruz. Nasıl? Şeyler var. Önlükler tabii falan. Tabii önlükler. Kurşun önlükleri giyiyoruz. Korunarak. Dikkat ediyorsun tabii yani. Tabii ki. Hekimine göre değişiyor tabii skopi oranları. Bazı hekimler çok az, hiç kullanmadan da bu işlemi yapabilen hocalarımız, hekimlerimiz mevcut. Biz şimdi gününüzü anlatıyordunuz ya. Biz de mesela bir kere yaptık öyle. Bir yabancı misafirim gelmişti. Randevuları aldık. 5-6 randevu aldık İstanbul'da. 3 yere ulaşabildik. Yani trafikten dolayı. Sanırım şeye de dikkat etmek lazım. İstanbul'da özellikle yaşıyorsanız. Ankara biraz daha kompakt bu konuda da. İstanbul'a özel olarak hani düşündüğümüzde şimdi karşıdan bu taraf, bu taraftan karşıya geçiş anlamında baktığınızda bir de trafiği düşünerek çok iyi konumlandırmak gerekiyor herhalde randevuları da. Hani işte bir hastane atıyorum Esenyurt'ta, bir hastane Kartal'da aynı anda görme şansım biraz yok gibi. Şimdi şöyle, programı iyi yapmak gerekiyor. Biz iki arkadaş çalışıyoruz. Ben karşıya geçiyorsam o hastaneyle ilgili işte ödeme varsa, ödemeyle ilgili faturalar varsa hepsini yanıma alıyorum. Malzeme bırakılacaksa hepsini yanıma alıyorum. Direkt de hekime gidemiyoruz. Bazen satın almaya iniyoruz, depoya gidiyoruz, ameliyathaneye iniyoruz. Zaten bir hastanede herhalde 1-1,5 saat kalıyoruz. Anladım. 1,5 saat yoğun tabii geçiyor tabii ki. Yani bazen öğlene kadar bekliyoruz. Yani vakaya da girmek zorunda. Uzak bir yere gitmişsem, hekim bekletiyor. Tabii ki uzak bir yere gitmişsem hekim ameliyatta oluyor. 2 saat sonra falan çıkacak deniyor. Ben orada beklemek zorundayım. Çünkü o günümü oraya ayırmışım. Bir de bayağı bir zaman, uzak mesafe. Haliyle bekleyip görüşmekte yarar oluyor. Anladım. İyi aslında şey yani sektörümüz güzel bir sektör. Yani ben bu sektöre girmeden önce aslında düşünüyordum hani acaba başka bir sektör, sigara sektörüne mi girsem diye ama sağlıkla ilgili olduğu için dedim ki ya ben de sağlıkla hani ilgili olmasını tercih ederim. İnsanlara en azından yardımcı olurum öbür taraftan insanları zehirlemek yerine diyerek aslında sağlık sektörüne girdim. Ve yani gerçekten insan girince de çıkmak istemiyor. Yaptığımız iş aslında ilaç hani firma. Ben daha önce ilaç firmasında çalıştığım için biliyorum. İlaç firmalarına göre biraz daha elit bir iş bana göre. Yani şu anlamda elit diyorum ben onu da hani söyleyeyim. Çünkü bizzat doktorun elinde kullandığı bir ürünü doktora veriyorsunuz. İlaçta öyle değil. İlaçta hastaya yazıyor, hasta yatıyor, hastadaki etkilerini görüyor. Ama bizzat kendi eliyle kullandığı bir ürünü satmak ya da vermek, onun yanında olmak, işte o ürünü pazarlıyor olmak bir farklılık doğurduğunu düşünüyorum ben. Bilmiyorum tabii sizinle. Çünkü ameliyata girince hekim de o anda sana avantajlarını, dezavantajlarını söyleyebiliyor. Tabii ürünle yani ilgili. Burada bu kullanılmaz. Örnek veriyorum, beğenmemiş oluyorsa da açık açık konuşuyorsunuz orada.
Bir de o ürünü çalışmıyorsun, örnek veriyorum. Bunlar çok önemli şeyler. Ve Türkiye'de sağlığın da bayağı bir önde, ileride olduğunu düşünüyorum. Şu anda Evet. Türkiye, İstanbul'da özellikle yabancı hasta potansiyeli çok fazla. Yeni yeni bir Tabii. azalmıştı. Yabancı hasta potansiyeli, yurt dışından çok hastalar geliyor. Hekimlerimiz bu konuda çok iyi, bana göre. Ama daha çok herhalde bu saç hekimiyle ilgili geliyorlar herhalde, değil mi? Yok, taş. Taşta geliyorlar Tabii ki mı? taşta da geliyorlar. Ha, o zaman bayağı iyi. Benden taşta geldiklerini bilmiyordum. Prostat da geliyor, taş da geliyor. Hangi hastanelere geliyorlar bunlar daha çok? Bu Daha turizmle çok mi? A-plus hastanelere, anlaşmalı olan hastanelere gidiyorlar. Ha. A-plus hastanelere. Örnek veriyorum. Liv grubuna, Memorial grubuna, Acıbadem grubuna, buralara. Ha, anladım. Daha Onlar çok... acaba daha etkin mi? Hani pazarlama mı Herhalde yapıyorlar? Nasıl? öyle. Bilmiyorum. Anladım. Nasıl? Turizmle ilgili herhalde. Yani onlar anlaştıkları firmalar var. O firmalar Bir de aracıyla. ameliyatta ne kadar ödeme Tabii güzel bir alıyor? şey aslında yani daha uygun geliyor herhalde Avrupa'ya göre Evet. Türkiye sanırım hani fiyat Daha ucuz olarak. demek ki ameliyat burada. Yani tabii şimdi euro ile doları TL'yi karşılaştırırsak yani euro 4 neredeyse hani 1 euro eşittir 4 lira demek. Şimdi buradaki TL olarak baktığınızda ucuza gelmiş oluyor euro hani Avrupalı. Ama Dubai'den gelen bir vatandaş için gerçi onun için de bir hani ucuz olabilir çünkü o da dolar bazında bakıyor olaylara. Dolar bazında yine 4'e yakın yine Evet. dolar. Tabii onların öyle bir avantajları var baktığımızda. Yani bizim Türkiye açısından bakarsak da ucuz değil aslında baktığımızda değil mi? Yani bir flexible operasyonu yaklaşık olarak bir hastaya özel hastanelerde ne kadardır yaklaşık? Valla Yani hiç bilgim var mı? bildiğim kadarıyla 6.000'den başlıyor. 40. Hastanesine göre değişiyor. Hastanesine göre değişiyor. Kullanılan malzemeye göre değişiyor. 40 Hı-hı. bine kadar gidiyor. Tam şeylerini bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla Ben de bayağı öyle duydum. bayağı bir Haklısın. yüksek Evet. Yani flexible. range aradaki farklılık da yüksek yani. O hastane hastane değiştiği için. Hastane hastane değişiyor. Çünkü herhalde kullanılan malzeme kalitesiyle mi alakalı yoksa Vermiş olduğu hizmet. hizmetle Tabii alakalı. ki kullandığı malzeme bunlar hep Tabii A plus hastanelere A-plus daha çok hastane dikkat daha çok ediyor. yüksek Hani oluyor. daha özel ürünler kullanmaya çalışıyor. Hekim daha rahat Daha hareket rahat. ediyor. Sigort SGK'lı bir hasta özele gidemiyor haliyle. Daha çok özellere giden de özel hastanelere, özel sağlık sigortalı hastalar gidiyor. Ya, Yabancı tabii. hastane hastalar ya da özel sağlık sigortalı Ya tabii hastalar. A plus hastaneler Ağırlık olarak çok onlar, fark aldığı evet, için ağırlık olarak onlar gidiyor. zaten SGK'lı hastalar demek ödemesi zaten parası çok fazla olmayıp Olmayan. hizmetten de yararlanmak Ya, isteyen. ücretli hastalar gidiyor da çok nadir. Çünkü Anladım. yüksek. Aynı Bazı işlemler devlette de yapılıyor ama. devlette de yapılıyor. Devlette de ücretsiz yapılıyor. Sadece beklemek istiyorlar. İşte Orada zaman herhalde problem orada. cihaz arızalı değilse Genelde de arızalı tabii ki oluyor. Ben öyle randevulu görüyorum. sistem çalışıyor. Cihaz arızalı oluyor. Bunlar Çünkü çok tamir önemli. etmek hani ben görüyorum. Çok zaman alıyor tahmin etmek. Evet. Çünkü satın alma ile konuşuluyor. Satın alma gidip ona ihale çıkması gerekiyor. Yani gerçekten aslında biraz yani Prosedür çok uzun oluyor. çok Fiyat evet toplamak falan gerçekten öyle. bayağı Aslında bunları daha kısa yapabilirler. daha Yani kısa olmasın. aslında işte ben hani orada yanlış buluyorum. Hepimizin hasta odaklı olması gerekiyor. Çünkü mesela sen hasta geldiğinde bize indirim istediğinde biz her türlü yardımı yapıyoruz her bir şekilde. Hastalara yardımcı olmak adına. Ama ben bakıyorum mesela hastanelerde öyle bir şey görmüyorum aslında çok. Yani daha çok medikalciler biz hani daha çok yardımcı oluyoruz gibi gözüküyor. Ben 20 yılda bayağı yaptım. Şöyle bizim ne olacağımız belli değil. Hı Bizim hı. yakınımız olabilir o hasta. Tabii. Biz de olabiliriz Aynı şeyleri ileride. düşünüyoruz yani. Yani bunları düşünmek gerekiyor. Elinden gelen bir yardım varsa yani yapmak, o an yapmak gerekiyor. Ama hekimler de var bunu. Ücretsiz vakayı yapan, sünnet yapan hocalarımız çok var. Hekimlerimiz çok var. Her şey maddiyat değil yani bir yerde. Evet, kesinlikle. Ben de aynı çizgi gibi düşünüyorum. Bunu Sonuçta bizim çok etik olmamız gerekiyor. Çünkü bizim müşterimiz hasta. Evet. Yani ne olursa olsun hasta dediğimiz insan ya da hayvan fark etmez aslında da insana hizmet ettiğimiz için de sıkıntılar oluyor. Tabii insanlarımız anlamıyorlar. Hani fiyatlar yüksek geldiği için diyorlar ki çok yüksek işte bu fiyatlar. Hani hangi aşamalardan geçiyor? Yani aslında insanlara anlatmak lazım. Yani bir malzemeyi alıp hastanın önüne koyana kadar hani birkaç aşaması var bildiğim kadarıyla. Yani sizin mesela yapmanız gereken işler var. Mesela Şimdi atıyorum önce sipariş vermeniz gerekiyor. önce sipariş veriyoruz yurt dışına. Yurt dışından malzeme hazırlanıyor. Peşini alıyorsak parasını gönderiyoruz. Hı. Ya da vade teminat vermişsek vadeli geliyor. Sonra bu malzemeler yurt dışından alınıyor, gümrüğe giriyor. Bunların da bir belirli prosedürleri var. Hı. Evrakları var. Dosyası hazırlanıyor. Herhangi bir şeye takılmazsa malzemeler çıkıyor. Gümrük masrafını ödüyoruz. Gümrük vergisini ödüyoruz. Beyannameler yatırıyor. Sonra bu geliyor, ofise geliyor, dükkana geliyor. Ondan sonra euro bazında geldiği için biz çok örnek veriyorum. Tabii stonda tutuyorsun 3'ün onu. altında 3 tabii 3 TL'nin altında euro o zaman girdiğimiz ihalelerde malzeme teslim ederken 3.95'te malzeme teslim ettik. Zararını hastanelere malzeme teslim ettik.
devlet hastanelerini. Teslim etmeseydik ne olurdu? Yasaklı olurduk. Ürün satamazdık. Çoğu yerde zararına birkaç yerde oldu. Başımıza tabii böyle o riski alıyoruz. Ama şöyle bir şey tabii düşünürsen de olmuyor. Çünkü mesela en iyi ekonomistlere sor. Euro dolar ne olacak de yarın. Kimse bir şey demez. Tabii ki. Çünkü yarın ne olacağı belli değil gerçekten. Hani euro doların. Şimdi gördük işte euroyu, bu doları. İşte Kasım'dan önce yanlış hatırlamıyorsam işte o bahsettiğiniz olaya da onu evet. Kasım'ın öncesinde hemen 3'ün altındaydı. Bir anda 3.75 lira geldi tabii geldi. 4 falan. Yani dolarda hemen hemen aynı seviyede. Tabii bu etkiliyor. Sektörü çok de etkiliyor herhalde değil etkiliyor. Mi? Şu an nasıl sektörün durumu İstanbul'da? Yani üroloji olarak hani çalıştığım için üroloji soracağım tabii ki. İstanbul'daki hani nasıl hastaların hani şeyi... Firma olarak mı hasta olarak? Hastane olarak mı? Hastane, firma, hasta sayısı, hastalar geliyor mu? Yani ödemeyle ilgili sıkıntıları var mı? Yani onun gibi. Yani nasıl? Yani güncel, sen çünkü dolaşıyorsun hastanelere, sen daha iyi görürsün. Rakip çok fazla. Biz ağırlık özel hastanelerde çalışıyoruz. Hı-hı. Devletlerde hem SUT dediğimiz sistem var, sağlık uygulama tebligatı. Fiyatlar, sarf malzemelerin fiyatları çok düşük. Artı bazı hastanelerin ödemesi şu anda 12-18 ay, 24 aya kadar çıktı. O yüzden biz bunu kaldıramıyoruz. Ağırlık özel hastanelere çalışıyoruz. Devletlere vermiyoruz, veriyoruz. Ama daha çok devletler kamu hastaneleri dediğimiz bir grup çatı altında yapılıyor. Burada da en uygun, hani kalite bir yerde tabii kalite de en uygun fiyat olarak en avantajlı teklif değerlendiriliyor. O yüzden bizim fiyatlar da yüksek olduğu için euro bazında bir de şöyle bir şey var. İhaleye giriyoruz. İhalenin süresi 18-24 ay oluyor. Yani bir ürün kaldığında 18 ay, 24 ayda da teslimat yapabilirsiniz. TL Anladım. Olarak fiyat veriyoruz. Biz bunu önümüzü göremediğimiz için yapmıyoruz. Ağırlık özel hastaneler çalışıyoruz. Özel hastanelerde şu anda bazı hastaneler iyi ödeyen hastaneler var. 9 ayda ödeyen hastaneler var. 5 ayda ödeyen hastaneler var. Ağırlık özel grubuna çalışıyoruz. Devletlere de veriyoruz tabii ki. Hasta başları oluyor. Acil örnek veriyorum. Hastanın üreterinde... Tabii şimdi hasta önemli bizim için. Çok önemli. Hı-hı. Hasta önemli. Hasta da olmak gerekiyor zaten. O yüzden de etik çalışmak gerektiğini hani düşünüyorum. Hani ben sizi iyi tanıyorum. Uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz da. Dolayısıyla hani Allah kolaylık versin. Hani işiniz kolay değil farkındayım. Cümlemiz. Ama sevgili seyirciler hani bir programın daha sonuna gelirken aslında süremiz de evet kısa. Evet, çok konuşacak çok konumuz var ama gerçekten Birol Bey gibi insanları yani İstanbul'da özellikle ürolojiyle ilgili sıkıntılarınız varsa Birol Karakaya Bey'e ulaşırsanız zaten kendi bilgilerini de görürsünüz mutlaka burada. Size her türlü gerçekten yardım yapacağına gönülden inanıyorum. Çünkü gerçekten kendisi yıllarını vermiş. Ben uzun yıllardır tanıyorum kendisini. Gerçekten dürüst, saygıdeğer bir insandır. Sektörü de çok iyi tanır. Sizi de iyi yönlendireceğini düşünüyorum. Ve programımızı bugün için kapatıyoruz. Birol Bey geldiğiniz için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Bu paylaşımları bizimle paylaştığınız için de, yani bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için de çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum efendim. İyi günler.